Şimdi bu cumhuriyetin ilan edilişindeki baskın sürpriz unsur arz ettiğim gibi bence işin püf noktası orasıdır çünkü. Neden böyle oldu? Buna dair dönemin önde gelenlerinden Kazım Karabekir Paşa'dan bir yorum. Paşaların kavgası sayfa 200'den naklediyorum. Kazım Karabekir'in yorumu Atatürk'teki karizmatik milletvekillerinin engel olmaları korkusu çünkü arkadaşlar Cumhuriyetin ilan edilmesi resmi tarihin ilkokul birden itibaren beynimizi yıkamaya çalıştığı üzere demokratik bir adım değildi. Osmanlı'da başlamış olan demokratik süreçte geriye doğru bir adımdı. Şimdi böyle bu kadar ters bir iddiayı neye dayandırdım? Onun delillerini az sonra sizlere önünüze getirip koyacağım. İşte bu demokratik süreçte geriye doğru yani cumhuriyet görünümü altında adı konmamış bir padişah tek kişinin sorgusuz sualsiz diktasına doğru bir gidiş olduğundan ötürü diyor Kazım Karabekir. Ve bu nedenle karizmatik önde gelen başka milletvekilleri ortalığı karıştırabilirler, itiraz ederler. Mecliste de hatta salt çoğunluk bile olsa oy çokluğuna engel olabilirler ki bu büyük bir skandal olurdu. Ondan sonra herhalde siyasi yapının bütün temel taşları dökülürdü. Endişesiyle diyor Kazım Karabekir baskın bir olay gerçekleştirildi. Duyurulmadı. Şimdi bunu destekler mahiyette de daha dün yani o tarihe göre daha dün sayabileceğimiz tarihe kadar başbakan olan Rauf Orbay'dan dönemin Vatan Gazetesi'ne verilmiş olan demeç Cumhuriyet kelimesi fetiş yapılmamalı. Orta Amerika Cumhuriyetleri'ni hatırlayın. Bunlar da, bunlar da sözde cumhuriyet ama gerçekte iktidar tutkunu generaller tarafından yönetiliyor. Tabii taşın kime atıldığı çok net. Sonra tarihte onu aynen tasdik etmiş olacak. Hemen şunu söyleyelim. Rauf Orboy'un Kasım 1923'te söylediği cumhuriyet kelimesini fetiş yapmayın. Adını cumhuriyet koymakla büyük bir keramet gerçekleştirilmiş olmuyor önemli olan bunun siyasi içeriğidir. Ne kadar demokratik niteliğe sahip oldurdu, olduğudur ikazı fevkalade yerine bulmuş olacak. Çünkü düşünün 2020 dünyasında bile mesela Kuzey Kore'nin resmi rejim şekline Cumhuriyet. Küba'nın resmi rejim şekline Cumhuriyet. İngiltere'nin, Danimarka'nın, Hollanda'nın, Belçika'nın, Norveç'in, İsveç'in resmi rejim şekline Monarşi. Şimdi şu adamların kafasına göre Kuzey Kore, Küba gibi ülkeler çok daha demokratik. Ama rejim şekilleri Cumhuriyet olmadığı için, monarşi olduğu için İngiltere, Hollanda, Belçika, Danimarka, Norveç, İsveç gerici, baskıcı. Evet yani şimdi bundan düz mantık bu çıkıyor. Tabii buna evet öyledirler diyebilecek şu an bir resmi ideoloji taraftarı var mıdır? Emin değilim.